yıllarca bakmıyoruz kendimize. Yıllarca. Makyajımızla yatıyoruz, cilt bakımı yaptırmıyoruz, doğru iyi bir krem kullanmıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, kendinize ve cildinize asla vakit ayırmıyorsunuz. Hoppa! Yaş oldu 30'un üstü. 35, 40'a doğru hop 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 kapı çalınacak. Aa, kırışıklar. Aa, cildim kurudu. Ki o da yaşlarda daha fazla bir şey fark etmiyorsun. Hoppala! 40 geldi kapımıza. Ne oldu? Göz altları çökmüş. Kırışıklar batık batmış, dudak kenarları, buralar, o çizgiler aşağı kadar inmiş. Yer çekimi denen bir olay var. Şimdi bugün 38 ya da 40 yaşına dayanmış bir kadın diyebilir mi? Ben hiçbir işlem yaptırmadan ben bebek gibi bir cilde sahibim. İstisnalar kaideyi bozmaz, tabii ki vardır ama genelde yok. Bazımız söylüyoruz, bazımız da saklıyoruz. Tabii ki saygı duyuyoruz. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil, söylemek zorunda da değilsiniz zaten. Erken yaşlarda bakımınızı yaparsanız, doğru saatte uyursanız, doğru saatte uyanırsanız, uzmanlarımız ne diyor? 9-10 arası kalbimizi dinlendirelim. 11-5 arası hücrelerimiz yeniliyor. Yani o saatlerimizi hayatımızda kaçırmayalım, uyuyalım. Tabii ki ufak çocuğu olanlar diyecek ki, ya Jale Hanım konuşuyorsunuz da hoppala boş konuşuyorsunuz. Çocuk kalktı, yemek istedi, altı alındı, appala bu oldu, şu oldu, eşim geç geldi, sofra hazırladım. Ben şimdi nasıl erken yatayım, bu saatleri nasıl tutayım? Bunlar da var hayatta. Hayatınız boyunca olmuyor ki böyle, o çocuk büyüyor sonuçta. Yani hep öyle bebek ufacık inga kalmıyor ki. Yani bir bakıyorsunuz hoppala peşinizde koşan böyle küçücük minnoş bir şey hayatınızda büyümüş. Hani her şey dönem dönemdir çünkü hayatımızda. Önemli olan o dönemleri iyi değerlendirmek. O dönem öyleyse bu sefer bir şekilde gündüz o uyku gıdamızı almaya çalışalım. Asla kıyaslanmaz ama bir şekilde dinlenmek ruhen bedenen çok çok önemli. Evet değerli takipçilerimiz, çok derin çizgiler olduktan sonra botoksun da faydası yok. Mecbur oraları dolguyla doldurmanız gerekiyor ya da kendi yağınızı o bölümlere enjekte ettirmeniz gerekiyor. Sadece bir botoksla asla ve asla o derinlikleri kaybedemiyorsunuz. Zamanında, erken yaşta bir şekilde bakımlarımıza her türlü içten dıştan başlayalım değerli takipçilerimiz. Kız, bacınız ile ne konuştu? Tütü maşallah. Allah da çene vermiş diyeceksiniz. Hoppada konuşuyor. Evet, bu da bizim işimiz dermişim. Siz de bizi dinlermişsiniz. Allah razı olsun bizi takip eden arkadaşlarımızdan. Çağıralım enerjileri, çağıralım güzellikleri. Hop bir de kötülükleri böyle sağdan soldan hop çöpe atalım. Düşündüğünüz tüm kötülükler inanın sizi geliyor buluyor. Ne olursa olsun, kim olursa olsun dikkat edin. Güzel bir dizi var ekranda. Kirli sepet galiba. Kadın bir şeyler düşünüyor kötü. Hop kendi hayatı. Bir bakıyorsunuz mahvolmuş. Ya bunlar aslında gerçekler. Ne kadar güzel bizleri dizilerde, işte ne bileyim programlarda her yerde açıklıyorlar ama bazımız bunu hayatına meslek edinmiş. Bunları meslek edinmeyin hayatınıza. Yok işte onun burnu yamuk, yok onun dudağı çirkin olmuş, yok onun tırnakları. Ya sana ne? Sana ne arkadaş? Sana ne? Ya da şu hoppa aklıma gelmişken hemen söylüyorum. Arada ben de unutuyorum. Halbuki her şeyi not almışım ama reklamlardan sonra ekranlardayız. Evet, bombamız geliyor. Kız, gördün mü? Ne kadar yaşlanmış, nasıl kilo almış, eyvahlar olsun, o çok güzel bir kadındı, ne hale gelmiş. Ebe bacım, sen durduğun yerde duruyor musun? Bir aynaya baksana, ah, sen de yaşlanıyorsun, senin de göz altların çöküyor, sen de bir şekilde yaşlanıyorsun. Sen o karşıdakini eleştirirken bir türlü aynaya bakıyor musun kendine? Sen olduğun yerde mi kalıyorsun, buzdolabında mı uyuyorsun yoksa? Böyle bir mizah vardır ya, ay buzdolabında uyuyor kadın. Buzdolabında mı uyuyorsun bacım, ha canım? Gülüyorum. Gülünç olmayın, komik olmayın. Kendimizi tabii ki güldürmeyelim arkadaşlar. Birini eleştirirken bir kendimizi, ben her zaman kendimi eleştiriyorum. Çünkü kimseyi eleştirmiyorum. Allah kibir ve eleştiri insanın kalbine, ruhuna işletmesin. Ya Rabbim, benim her zaman bu şekildedir günüme başladığım duam, şükürlerle ve böyle kötülükleri atıyorum hayatımdan. Hepimiz yaşlanıyoruz. Zaman geçiyor. Bize ne? Bize ne dudağından, bize ne yanağından, bize ne parmağından, bize ne elinden. Hani rakip olmayan insan hoppala bir bakıyorsun kendine rakip görmüş sana. Niye rakip görüyorsun ki?
Daha başarılı ol, daha iyi ol, yolunda yürümeye çalış. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Herkese ekmek var kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Sen konuştuğunda kalırsın ancak. Biz de duyar güleriz dermişim. Şimdi geldiğimiz nokta hoppala hop. Biri geldi size. Bölgesel yağlanmanız var. Hepimizin problemi. Bölgesel yağlanma maalesef. Erkek ya da kadın bölgesel yağlanma belirli bir yaştan sonra oluşuyor. Diyet yapıyoruz, zayıflamaya çalışıyoruz ki belirli bir yaş fazla zayıflık maalesef yüzümüz çöküyor, olmuyor. Fazla zayıflık olmuyor. Ve bölgesel yağlanmada hepimiz kendimize çare arıyoruz. Ve tabii ki son yıllarda herkese değil tabii burada isim de vermiyoruz. Ama benim gördüğüm, tecrübe edindiğim ki ben kendim de denedim. Denemedim değil. Yok şu makine çıktı. İşte burada yağları böyle bölgesel zayıflayacaksınız. Buradan yağlar gidecek. Kendi inanmadığını size anlatıyor. Kendi de inanmıyor. Daha sonrasında bunu anlatan arkadaşlarımız yeri geliyor bizi arıyorlar. Ya sende iyi bir estetikçi vardı arkadaşım. Oğlum bana telefonunu verir misin? Ben de bölgesel yağlanma var. Ben ondan kurtulmak istiyorum diye bir telefon alıyorsunuz. Öbür taraftan makine satılıyor. Makineyle yapılan bölgesel erime, zayıflama olayları anlatılıyor. Kanmayın. Lütfen. Şuna inanıyorum değerli takipçilerimiz. Bölgesel yağlanmadan kurtuluyorsunuz. Yağlarınızı aldırıyorsunuz, aldırdınız, iyi bir estetikçiye gittiniz ki bunda da muhakkak doğru bir adres lütfen, lütfen, lütfen seçin. Birçok arkadaşımız çünkü bu konuda da yanılgıya düştü, yağlarını aldırdılar, daha sonrasında daha beter oldular ki şu da önemli zaten. Aa ben yağları aldırdım, hoppada, guppada, cuppada yağları, börekleri, her şeyi ben rahatlıkla yerim, kurtuldum, bu da değil. Diyet yapacaksınız. Ona göre besleneceksiniz, sporu hayatınıza alacaksınız abartmadan. Her şeyin abartısı zaten kötü hayatta. Sporun da abartısı kötü. Her yaptığımız abartı şeyler hayatımıza iyilik değil, yanlış şeyler getirir. Ya da belirli bir yaştan sonra spora başladıysak dikkat etmemiz gerekiyor. Yani doğru spor yapmamız gerekiyor, doğru beslenmemiz gerekiyor. Hani bu marifet değil, ben her gün kalktım haftanın 5 günü, 6 günü, 7 günü spora gittim. Spora gidiyorum adı var. O da değil, o da doğru olması lazım. Beslenmeyle birleşmesi gerekiyor. Yani her şeyi doğru yönde yapabilmemiz. Dediğim gibi bunlarla ilgili de birçok uzmanımız var. Doğru estetikçi dedik. Evet, nedir doğru estetikçi? Bir kere güvendiğiniz, inandığınız, bir yer çok ucuzsa inanın altında bir şey vardır. Ben kendim dahi yanıldım. Kendim dahi yanıldım bu konuda. 3 ay boyunca kafamı kaldıramadım. O sıktıkları artık o neydi o maddeler, neyin nesiydi bilmiyorum ama 3 ay boyunca bütün buralarım ve buralarım iltihaplandı. O baş ağrıları, o nefes alamamak, 3 ay boyunca çektim. Yani ben konuşurken ben o yanılgıya düştüm. Ve daha sonrasında zaten kendilerinin bir takım yanlış ilaçlar ya da maddeler kullandıklarını yüzümüz için daha sonrasında gazetelere ve sosyal medyaya düştü. O yüzden dikkat edelim. Evet, burada da modusum düştü bunları anlatırken bu arada. Enerjim düştü bacılarım. Her neyse, bunun üzerine ne diyoruz? Doğru estetikçi güvendiğimiz yer. 5 sene sonra yaptıralım, 5. Ama paramızı kenara koyalım, iyi bir, doğru bir yere gidelim. Bilgili, donanımlı, bu işten anlayan insanlarla karşı karşıya gelelim. Bu çok önemli. Evet değerli takipçilerimiz, sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın. Jale'nin Aynası YouTube kanalımız, Jale Kaynak Urun YouTube kanalımız, Instagram sayfamız Jale Kaynak Urun, Facebook sayfamız Jale Kaynak Urun. Bilgi almak isterseniz kuaförle ilgili, keratinle ilgili 0676 670 63 52, ikinci numaramızda 0676 558 16 33. Bizden şimdilik bu kadar değerli takipçilerimiz. Hoşça kalın, dostça kalın, güzel kalın, gülümsemeyi unutmayın. Bye bye.